Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve bir o kadar lezzetli düğme tatlısı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, kabartma tuzu ve şekerli vanilin. Şerbeti için gerekli olan malzemelerimiz 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker. Şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. İlk olarak şerbetimizi kaynatalım arkadaşlar. 3 su bardağı şekeri şu şekilde tencereme ilave ediyorum. Üzerine 1'e 1 ölçü arkadaşlar. 3 su bardağı da normal çeşme suyu ekliyorum. Bu şekilde. Bunu karıştırarak ocakta kaynatıyorum arkadaşlar. Şerbetimiz kaynaya dursun. Biz geri kalan tatlı malzemelerimizi hazırlayalım. Şerbetimizin şekerlenmemesi için içerisine 2-3 damla limon suyu ya da küçük bir dilim limon da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tatlımızın yapılışına geçelim arkadaşlar. Öncelikle yoğurma kabımıza şu şekilde irmiğimizi, unumuzu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve bir adet yumurtamızı da kırıp ekliyoruz. Daha sonra bunu güzelce yoğuracağız. Kabartma tozu ve şekerli vanilini artık tam kıvam aldıktan sonra en son aşamada ekliyoruz ki kabartma tozumuz içinde çok fazla ölmesin, örselenmesin. Şu şekilde yoğuruyoruz. Çok pratik bir lezzet arkadaşlar. Çok severek yaptığım ve çok severek yediğim, misafirlerime ikram ettiğim bir tatlı, sizin de aynı şekilde severek yapacağınızdan ve aynı şekilde ikram edeceğinizden eminim. 5 çaylarınızla günlerinizde çok güzel, pratik. Siz isterseniz ayrıca içerisine fındık, fıstık, ceviz de ilave edebilirsiniz ama içerisine koymak istemezseniz eğer sunum aşamasında üzerine de serpebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen zaten hazır. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Bir paket şekerli vanilin ekliyoruz. Yine aynı şekilde yavaş ve dikkatli bir şekilde yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hazır. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde ya da bir cevizden biraz daha küçük miktarlarda bir parça alıyoruz. Şu şekilde elimizle yuvarlıyoruz. Zaten piştikten sonra kabaracağı için çok fazla büyük yapmanıza gerek yok. Ama dilerseniz tabağı doldursun, gözümü doyursun diyorsanız da biraz daha büyük alabilirsiniz. Ama bu şekilde hem daha bereketli bir tatlı hem de tek lokmalık oluyor. Siz istediğiniz şekilde boyut verip yuvarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şekilde arkadaşlar. Ben bu ölçülerle 39 adet elde ettim. Siz yaptığınız büyüklüğe göre bu sayı değişebilir. Eğer kişi sayısına göre malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu ölçülerle 39 adet elde ettim. Şimdi bunu 150 derece fırında üstü kızarıncaya kadar, daha doğrusu tatlımız kızarıncaya kadar 15-20 dakika pişireceğim arkadaşlar.
Zaten rengi değişirse siz de fark edersiniz. 15-20 dakika yeterli olacaktır ama herkes kendi fırının dilini çok daha iyi bilir elbette ki. Tatlımızı fırından aldık. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini dökeceğiz arkadaşlar. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar. O yüzden ilk önce şerbeti yapmanızı tavsiye ettim. Ben ilk olarak şerbeti yaparak başladım. Dilerseniz şerbetinizi soğuk şerbet olarak da kullanabilirsiniz. Hemen bir sürahiye, bir kaba ya da 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, 2-3 damla da limon ekleyerek onu hemen hızlı hızlı karıştırarak hemen şerbetinizi de dökebilirsiniz. Bir de şöyle bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Şerbetinin tatlının daha hızlı emmesini istiyorsanız, eğer misafirleriniz varsa ve işiniz acele ise, şöyle bir kürdan yardımıyla bütün tatlılarınızı ortadan delerseniz şerbeti çok daha çabuk emecektir ve sizin için de misafirleriniz için de çok daha çabuk şerbetini çekmiş lezzetli bir tatlı ikram etmiş sunum yapmış olacaksınız. Şöyle ortalarına kürdanla birer kere delmeniz yeterli olacaktır. Şu an çok sıcak olduğu için şöyle göstermek istiyorum ama üstü altı eşit şekilde kızaracak. Daha sonra üzerine şöyle şerbetimizi yavaş yavaş ilave ediyoruz. Eğer vaktiniz varsa fırını söndürdükten sonra bunu fırında 15-20 dakika sönmüş bir fırında, fırının kendi sıcaklığıyla şerbeti de zaten emer tatlımız. O esnada da şerbetini çekmiş olur tatlı. Ama eğer fırını kapatmadıysanız, başka işlemleriniz de varsa bir kenara alarak şerbetini çekmesini bekleyebilirsiniz. Ama fırına koyarsanız fırının kendi sıcaklığıyla şerbetini çok daha hızlı bir şekilde çeker arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şerbetini çektikten sonra sunumuna geçeceğiz arkadaşlar. Evet, tatlımız şerbetini çekti. Ben bu şekilde bir sunum tercih ettim. Bir tanesine tarçın, bir tanesine Hindistan cevizi şeklinde sıralayarak bu şekilde bir süsleme yaptım. Siz isterseniz fındık, fıstık, ceviz ya da aynen bu şekilde tarçın ve Hindistan cevizliğinde bir sunum yapabilirsiniz. Tarifimizi deneyenler videomuza yorum yapabilirler arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.